Devam ediyoruz arka planda gündemi konuşmaya. Şimdi gündemin en önemli maddesi elbette ki bir taraftan enflasyon, bir taraftan döviz meselesi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan faiz meselesiyle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Önce açıklamalara bir göz atacağız ve bir yandan da sanayicilere çağrısı var. Biz faizi düşürüyoruz ama siz yatırım yapmıyorsunuz. Yatırım yapmayan sanayicilere tabii ki bu çağrısı. Önce Erdoğan'ın çağrısını bir dinleyelim. Sonra döviz cephesinde neler yaşanıyor? Nasıl bir operasyonla karşı karşıyayız konuşacağız. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bir diğer tarafta biz iş adamlarımıza diyoruz ki hani sen düşük faizle kredi istiyordun. Hadi gel işte al. Niye almıyorsun? Ben bu iş adamlarını da anlamıyorum. Ondan sonra bir araya geliyorlar. İşte TÜSİAD'ı vesairesi. Yüksek faizden bahsediyorlar. Ya siz nasıl insansınız? Eğer sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan, buyurun işte size kredi, düşük faizle, hadi alın krediyi ve yatırımı yapın. Ben sizden yatırım istiyorum, istihdam istiyorum, üretim istiyorum, ihracat istiyorum, hadi gelin bunları yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamı? Türkiye'nin en büyük iş adamlarıymış. Ondan sonra da bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz. Tutmaz. Şimdi konuşacağız. Sorulacak pek çok soru var aslında bakarsanız. Yaklaşık 3 aydır enflasyon karşısı ve daha sonrası faiz meselesi ve faizde indirim var. 3 aydır yaklaşık bir faizde indirim yaşanıyor. %4 civarında bir indirim. Fakat bu kadar kısıtlı yani %4 sadece enflasyon, affedersiniz faiz indirim varken bir anda ne oldu da dolarda böyle %10'lara, %20'lere ve hatta %25'lere varan artışlar yaşanıyor. Bir tarafta %4, bir tarafta %20'lere olan artış. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Ekonomist Sayın Yunus Kaya bizlerle beraber. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi yani ekonomi bir anlamda rakamların bilimi. 24 Eylül ilk başladı faiz indirimi. 100 bas puan, sonra 200 bas puan, şimdi tekrar 100 bas puan. Toplamda %1'lik bir indirimden bahsediyoruz. Ama 24 Eylül'de dolar kuru 8.80. Faizin ilk indirime başladığı andan itibaren şu anda 11'leri zorlayan bir dolardan bahsediyoruz. Ne oluyor? Yani %4'lük bir indirim karşısında ne oldu da %20'ler, %25'leri artan bir döviz kuru var? Merkez Bankası'nın politikasını değiştirdiğini ilan ettiği bir toplantı vardı. Orada artık yeni dönemde biz faizi arttıralım da bize sıcak para gelsin, o sayede biz kendimizi döndürelim açıklaması yerine, politikası yerine reçete olarak yeni reçetemizde biz kuruda bir hedef belirlemeyelim. Türkiye dış ticaret açığını kendi fazla vererek, cari fazla vererek dövize reel talebi azaltsın ve bu sayede dövize reel talep azaldığı için içeride bollaşan dövizle de döviz kendi kendine dengesini bulur yaklaşımı vardı. İşte Lütfü Elvan geçtiğimiz iki toplantıda bununla ilgili piyasada belirlenir döviz. Biz dövizde bir fiyat hedefimiz yok. Kimileri işte 12 lira 15 lira diyorlar ama bizim böyle bir hedefimiz yok. Piyasa belirler. O nerede belirleyeceğini iyi bilir şeklinde açıklama yapmıştı. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de tüketimin biraz aşağı gelmesi ve dövizin ithalatın da dengeyi bulmasıyla, ihracat ithalat dengesini bulması nedeniyle bu kurun bir yerde dengeye geleceğini bekliyor herkes, piyasadakiler. Evet. Ve bunun nerede olacağını kestirmek zor. İşte yavaş yavaş yükseltiyorlar.
Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın bu işi tam hakim olmasıyla beraber diyebiliriz ki Aralık ayında son faiz indirimi yapacağı sinyalini verdi bugünkü toplantı sonrasında. Şu anda piyasadaki genel beklenti sanki Aralık ayında bu dengenin sağlanacağı ve ondan sonra yeni reçetenin Türkiye'yi daha rahat ve sağlıklı koşullara ulaştıracağı yönünde bir beklenti. Ya peki Bekleyip göreceğiz. bu sağlıklı bir yükseliş mi peki? Yani öngörülebilir, beklenir ve sağlıklı bir yükseliş mi? Bu kadar bir yükseliş. Yani 24 Eylül dolar 8.80-8.70 dolaylarında ve bugüne geldiğinde dolar 11 lira dolaylarında. Arada sadece %4'lük bir faiz indirim var. Hepsi ipi topu bu. Yani bu sağlıklı mı bu düşüş yoksa başka bir şey söylemek mümkün müdür burada? Şu anda şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ekim ayının başından beri kurdaki artış %25'e ulaşmış durumda. Diğer gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman ikinci sıradaki ülke %5 seviyesinde dolara karşı değer kaybı. Aynı dönemde dolar endeksinin de değer kazandığını görüyoruz. Yani dünyada dolara doğru bir yönelim var. Dolar endeksi 94'lerden 96'lara yükselmiş durumda. Dünya paralarına karşı oraya bir teveccüh ve dönüş yaşanıyor. Bu trendin bir süre daha devam etmesi bekleniyor hatta. Yani burada %5'in üzerinde oluşan kısma biz köpük diyebiliriz. Yurt içinden kaynaklı bir köpük olmuş olabilir burada. Bunun tabii nedenlerinde Merkez Bankası'nı sayabilirsiniz ama ne kadar ondandır, ne kadarı spekülatif ataktır gözükmeyebilir. Bugün mesela aşırı oynaklık zirve yaptı diyebiliriz. Çünkü 11.30'a gitti, aşağıya geldi, tekrar yukarı gitti. Yani %8-9 bandında bir kurun bir günde bu kadar oynaklığını ben uzun zamandır görmemiştim. Dolayısıyla bu anormal bir durum. Normalden çok aykırı bir günler yaşıyoruz. Bu Bunun anormal normale meselesini. dönmesini ve köpüğün alınmasını bekleyebiliriz önümüzdeki günlerde. Madem Merkez Bankası kararına kadar hızlı bir yükseliş olmuştu kurda, şimdi bu karardan sonra bir kendini rahatlatmasını bekleyebiliriz. Kaldı ki Kasım ayında reel olarak dövize bir talep olması beklenebilirdi. Çünkü dış borç ödemelerinin yoğun olduğu bir dönemdi. Aralık ve Ocak aylarında dış borç ödemelerimizin rahatladığı bir dönem. Oradan da dövize bir talep gelmesini beklemiyorum. O yüzden bir sakinleşme öngörebiliriz diye düşünüyorum. Hem o köpük dediğiniz kısım hem de hani %5 ve üzeri geri kalan kısmının işte o bu kadar oynaklığı. Birilerinin Türkiye'de faizin indirilmesini istememesinden kaynaklı bir çaba, hareket ya da Türkiye'ye siz bize rağmen istemememize rağmen nasıl faiz indirirsiniz gibi tabiri caizse bir anlamda saldırı, atak yani Türkiye'ye yine tabiri caizse hat bildirme çabası gibi bir çalışma olabilir mi peki? Valla o kadar doneye sahip olmadığımız için bir şey diyemeyeceğim. Kendi içimizdeki kontaklarla ancak iletişim kurabildiğimiz yerlerle bunu görüyoruz. Şurada bir şey dikkat çekiyor. Burada ana fikir belki şu olabilir. Bu yıla başlarken yıl sonunda zaten Merkez Bankası'nın faiz indireceği öngörülüyordu. Yani %19'lardan %16'lara indirim bekleniyordu. Yıl içerisinde kur yükseldiği için bunun biraz ertelenmesi öngörülmüştü. Kaldı ki işte Mart ayındaki Merkez Bankası değişiminden sonra 7 ay faizde bir değişim yapılmadı. Piyasanın dengeyi bulması beklendi. Daha sonra son 3 aydır faiz indirimleri geliyor. Burada da Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyonun düşüşünü bekledikten sonra yapacağız yorumunu piyasa önce kabullenmişti. Bu sefer enflasyon erken düşmeden Merkez Bankası faiz indirimi yapınca burada bir kontrpiyede kaldı diyebiliriz piyasa futbol deyimiyle. Çünkü burasını beklerken buradan gelmiş oldu. Bir fark oluştu beklentilerde. Ondan dolayı biraz hasar almış olabiliriz diye düşünüyorum. Peki. Çok sağ olun Yunus Bey. Yeni katılımınız ve kıymetli açıklamalarınızdan dolayı. İyi akşamlar İyi diyelim. yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun.